Özden Celtel'le Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Oturduğum yerden rahat kalkamıyorum, rahat oturamıyorum. Öyle bir batma var ki kaç gündür ne yapsam olmuyor. Sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyor. Yürürken de batıyor hocam. Kuyruk sokumumda öyle bir ağrı var ki. Halk arasında zaman zaman düşmelere bağlı olarak, zaman zaman altında yatan cerrahi operasyonlara bağlı olarak gelişen kuyruk sokumu ağrı sendromu olur. Yani siz buna daha ziyade pöçük çökmesi diyorsunuz. Gerçekten oradaki kemiğin, yani omurganın sonunda yer alan kemiğin, arkamda da görüyorsunuz bunu eminim, birleşim yerinde, uç kısmında sağ ya da sola kaymalar, batmalar olur. Öyle rahatsız edici bir şeydir ki tedavisi mümkün ama biraz zor ve zaman alan bir tedavidir. Bel kemiğinin bitim noktasında aynı bir üçgen gibi görüyorsunuz koksiks dediğimiz yeri. Orası 3-5 kemiğin bir arada oluştuğu, bir çatı oluşturduğu ve içinden önemli sinirlerin geçtiği, bizim için ayağımıza vuran, kalçamıza vuran ağrılara sebep olabilecek ciddi bir birleşim noktasıdır. Kalça üzerine düşme, bazı cerrahileri geçirmiş olma, çeşitli hastalıklardan sonra sinir zedelenmeleri yaşama bunlara sebep olabilir. Ama %90'a yakınınız ya merdivenlerden düşünce ya kalçanızın üzerine düşünce, hele bir de zayıfsanız koruyacak, destekleyecek yağ doku yoksa gerçekten çok daha sıkıntılı bir durum yaşatacak pöçük çökmesinde. Peki ne yapacağım? Bu ağrıyı hep böyle çekecek miyim? Nasıl tanı konacağım? Kime anlatsam derdimi, gösterilecek yer de değil, acaba tedavisi nasıl olur? Esasında tedavisi bizler açısından çok kolay, öneriler ışığında gidecek ama sizin için yapması biraz meşakkatli olacak. Zor, ağrılı ama geçecek mi? Geçecek, emin olun. Şöyle açıklayabilirim. Elektroterapi ajanlarından elbette siz diyelim merdivenlerden düştünüz. Orta kilonuz var, çok şişman, obez değilsiniz. Çok zayıflarda dokuyu toparlayacak, destekleyecek, yastık doku oluşturacak yağ doku olmadığı zaman daha ciddi kırıklara ya da o koksiks dediğimiz arkamda gördüğünüz şeklin ucun sağa ya da sola dönmesiyle ekstra batmaları daha çok yaşarız. Ama normal kiloda birisiniz, merdivenlerden 3-5 basamak şöyle düştünüz, ikinci günden itibaren oturamıyorsunuz, ne yapacağız? Oturma simidi kullanacağız. Neden oturma simidi kullanacağız? Sert zemine oturduğumuzda ya da bacak bacak üstüne atıp sert zemine oturduğumuzda o sinirin sonlanması zarar gördü. Travma geçirdik, zarar gördü ve sert zeminde batacak. Oysa ki bizler oturma simidi kullandığımızda ortası boş olacak, sinir yumuşak yani havaya tekabül edecek, bir bası gelmeyeceği için yay vazifesi görecek ve size ağrı yaratmayacak. Ben hep oturma simidi kullanamam, o zaman çok yumuşak bir yastık kullanın. Yastıkla da aynı şeyi yapabilirsiniz ama bu ağrı biraz sürecek. Peki ben bu ağrıyı çekiyorum, en kızdığım ve en üzüldüğüm nokta bu oluyor. 3 aydır bu ağrıyı çekiyorum. Arkadaşım sen bunu düştün, travma geçirdin, ikinci günden sonra ağrıların gerçekten geçmedi, ilk hafta geçmedi, o zaman lütfen bir doktorunuza başvurun. Doktorunuz şayet bu tedavide uçlara, sağa ya da sola kayma söz konusuysa ultrason eşliğinde rektal tuşalarla, elle manipülasyon teknikleriyle o sağa ya da sola batmayı düzeltebilir. Hiçbir şeye gerek kalmadan 5 dakikada tedavi olabilirsiniz. Bunu yapan, çok da sık yapan hekim arkadaşlarım mevcut. Şayet sen ondan korkar, onu öteler yapmazsan o zaman biz fizik tedavinin işine gelmiş olur. O zaman ne deriz? Oturma simidine oturacağız. Verdiğimiz özellikle pelvik taban egzersizlerini yapacağız. Ondan sonra elektroterapiyle, su içi uygulamalarla, nasıl hemoroid hastalarında su içi uygulamalarla rahatlatıyor. Aynı şekilde uygun leğenlerde, oturma leğenlerinde sıcak su uygulamalarıyla, ılık su uygulamalarıyla ya da yüzmeyle bu ağrıları biraz hafifleteceğiz. Pelvik taban egzersizleri, kalça egzersizleri, kalça kaslarına ait egzersizler sizlere hep
destek olacak. Bir hususu daha belirtmem lazım. Sadece zedelenme ya da bel fıtığı ya da geçirilen operasyon değil de gebelik sırasında da gerçekten sıkıntı yaşarlar. Peki en çok biz bu hastalığı kadınlarda mı görürüz, erkeklerde mi? %5 oranında kadınlarda daha fazla gördüğümüz tespit edilmiştir. Yani kadınlar daha sık karşılaşır çünkü doğum da bizler için önemlidir. Çatı açılacak, oradaki pelvik tabandaki zayıflama, egzersizlerin yetersizliği, hele ikinci, üçüncü doğumdan sonra oluşabilecek sıkıntılar, oradaki sinire bası bu ağrıları, kuyruk sokumu ağrılarını yaratacaktır. Hamileliğin ilk 2-3 ayında zaten bu ağrıları bütün hemen gebelik geçirmiş arkadaşlarım bilecektir. Bir de son aylarında benzer ağrılarla karşı karşıya kalacağız. Biz ne yapacağız? Dediğim gibi doğum için önemli olan kasları kuvvetlendireceğiz, solunum egzersizleri vereceğiz. Birçok solunum egzersizi omurga sağlığı için son derece önemlidir. Sen soluk alıp veriyorsun ya da biz sırt üstü yatırıp yaptığımız solunum egzersizleri skolyoz hastalarında kullanıyoruz, böyle pelvik taban kaslarında kullanıyoruz. Sadece nefes alıp vermek değil, içten de veriş tekniğimizle ve nefese alış tekniğimizle, oradaki uyguladığımız saniye süre tekniğiyle oradaki dokuya destek olma avantajı bize sağlayacak. Dolayısıyla bu hastalara solunum egzersizlerini de gerçekten vermek zorundayız. Çok sık karşılaşılıyor. Oturma pozisyonlarını, oturma şekillerini, hangi sandalyede oturacak, yumuşaklığı nasıl olacak, bunların hepsini sizin yaşınıza, kilonuza, geçirdiğiniz travmaya göre tekrar izah edip tekrar bahsedeceğiz. Peki bunda film çekmek gerekiyor mu? Tabii tomografi çekilir, MR çekilir, röntgen çekilir, doktor fiziki muayene yapar, karar verir. Zaten eğer manuel bir uygulama yapacaksa ultrasondan destek alabilir gibi gibi bir sürü teknikler artık günümüzde mevcut. Burada sizin için önemli olan olayı geciktirmemek. 3 ay bunu böyle bekleyemeyin lütfen. Bir hafta beklediniz, hatta bizim için ilk 3 gün çok önemlidir ama hadi bir hafta oldu, yine bizim imkanımız var düzeltebilecek, manipülasyon teknikleriyle toparlayabilecek ve önerilerimize başlanabilecek. O nedenle eğer sürekli simit kullanmak istemiyorsanız, oturma simidi kullanmak istemiyorsunuz, oturduğunuz yerde keyifli ve sağlıklı oturmak istiyorsanız, ağrıdan kurtulmak, masajdan kurtulmak, elektroterapi uygulanmasını istemiyorsanız, bu rahatsızlıkta lütfen su içi egzersizleriniz ve erken teşhise önem verin. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda yardımcı olabilmek adına hepimiz canla başla yanınızdayız. Selam ve saygılarımla. Teşekkür ediyorum.